Tamam, bu kadar da gerek yok artık. Şimdi aynen gidip geri yatıp günüm bu kadar diye böyle klasik bir vlog şakası yapacaktım ama güzel bir gün var önümüzde. Hazırlanalım, ondan sonra çıkalım. Hareketlere bak, vloga girer girmez tribe giriyor değil mi, böyle bayağı sağlam. Hayır ama bir de üstünde vlog kurguda düzgün yerleştirmeyeyim, daha da iyi olsun. Hadi gidelim. Sevgili arkadaşlar, evden çıktık. Yavaştan gidiyoruz. Bugün neyimiz var aslında, onu söylemekte yarar var. İki çekim ve etkinlik karışık. İlki Crossover Talks. İkincisi de İtopya'da bugün artık 4070 Süperler'in lansmanı var. Oraya davet edildim ki zaten bu videonun destekçisi de İtopya. Gel dediler, etkinliğe de katıl, etkinlikten de video çek. Dolayısıyla oraya gidiyorum. Bakayım, bayağıdır böyle vlogumsu bir şey de yapmıyordum. Nasıl olacak bilmiyorum. Kalabalık ortamlarda bir şey çekmek de sıkıntı. Şu an yolda yürürken bu şekilde gidiyor olmak da acayip. Arada bir de böyle hani DSLR kamerayla telefon arasında da geçeceğim. Geçişler yapacağım. Hani görüntülerde de açıkçası rahatsız edici bir şey olmayacaktır diye umuyorum falan filan. Böyle şeyler dert ediyorum yani. Ama sıkıntı yok. Bayağı eğlenceli bir gün olacak. Önce Crossover Talks ekibiyle buluşacağız. Ardından da İtopya'da bayağı sağlam bir etkinliğe katılacağız. Uzunca bir metrobüs yolculuğunun ardından artık Crossover Talks stüdyosuna gelmek üzereyim. Arkadaş, bu metrobüs, ya iyi ki var, olmasa hiç gelemem. O apayrı bir mevzu. Güneş de gözüme vuruyor bu arada, kusura bakmayın. Güneş gözlüğü almadım, kışın niye güneş gözlüğü taşıyayım. Neyse, ama yani her halükarda 1 saat 40 dakikadır falan yoldayım. Ah, olsun, iyi ki var, iyi ki var. Olmasa daha fena çünkü, dediğim gibi. Hadi bakalım. Muhtemelen ilk gelen de benim bir de bu arada. Ayarlayamadığım için hani uzun mevzuyu, sadece bugün değil her gün yaşadığım problem oluyor bu. Ya yarım saat geç kalıyorum ya da 1,5 saat erken geliyorum falan yani. O kadar değil, abartıyorum tabii de. Herhalde abarttığımı anlamışsınızdır ki bunu söylememe gerek yok diye tahmin ediyorum. Neyse. Şurada açık bol asansörde bir türlü asansör selfiesi çekilmeyi öğrenemedim. Denedim birkaç sefer ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de şey de var. Son gelişim bu. Bir sıraya en azından. Burada bunu da duyurmuş olayım. Crossover Talks'un sezon finalini yapıyoruz. Sahnede yapma ihtimali var, fiziksel olarak bir araya geldiğimizde vesaire gelerek falan, hani sizlerle de diye de planlıyoruz. Onun dışında bakalım bir sıraya ara vereceğiz. Böyle bu haberi de paylaşmış olayım. Böyle tabii ki tahmin ettiğimiz üzere ilk gelen benim arkadaşlar. Hayat. Oğlum burası boşken de ekstra bir şeymiş ya. Bayağı hani üzücüymüş, hüzünlüymüş. Şu an günlük vlogumdasınız arkadaşlar. Ama Mac'in mi var, derdin var. Orada Mac derdi çözmeye çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, Crossover Talks için selam yazdığına. Burada herkes var. Onun beyciğim, sorun var, vlogda özel. Buyursunlar. Hiç işlikle seviştiniz mi? Oğlum içlikle beraber sevişmek zor olmaz mı? Üstünden sevişiyor. Etkinliğe Batu Beyciğim'le gideceğiz. Tesla'sıyla gideceğiz baya. Hop, burada bu arada kendisi de. Şimdi arabayı da çekeyim diye geriden gidiyorum. Araba çok pis. Araba pis diyor oğlum. Yani Tesla nihayetinde. Ama pis bir Tesla. Yani çamur ondan bir şey götürmez. Yelkaya'dan ne alır? Oo baba ya, burada. Bir baktım geriye giderken kamerayı görmüyorum. Kamera hani sadece arkada var değil mi bu arada? Ön, sensör haricinde bir şey yok. Var mı? Burada da. Ha, ama bunlar senin görebildiğin kameralar mı? Evet, bakabiliyorsun. Ha, şey ayna yerine de zaten kullanıyordun değil mi bunu? Doğru. Yani çok temizim. Harbiden çok tatlı araba. Şöyle bir teknolojisi falan var arabanın. Oğlum tableti var ya. Yani evet. Geçen iPad fiyatlarına baktım, dedim ki gerek yok ya, bilgisayarım var. Araba al. Evet evet, yani araba al bu arada hakikaten. Peki o zaman rahata çıktıysak Batu Beyciğim, şimdi gittiğimiz etkinlikte de insanları darlayacağım. Bu aralar ne oynuyorsun? Bu aralar ne oynuyorum? Prince of Persia oynuyorum. Ha sen de değil mi? Ne diyorsun evet abi oyuna? Beklediğimden çok daha iyi. Hiç aynı şeyi bir şey diyeyim mi? Daha videoyu yayınlamadım ama ben de beklediğimden de iyi çıkan oyunu niye paylaşacağım? Ya, kötü gözükmüyordu zaten. Evet. Ama bu kadarını üzerine bir şey koyacaklarını düşünmüyordum janreye. Koymuşlar çok enteresan bir şekilde. Güzel yapmışlar. Bosslar bence zayıf. Ben hala o şeyimi savunuyorum. Bitirene kadar
belki abi, değiştiririm fikrimi yok, de. Yok yok valla yani boss savaşlarında ya en azından şey çeşitliliği var. Hani böyle yalandan yapmamışlar. Fazları çok farklı atakları evet, var vesaire. Var. Ama sadece... şey tabii sen yani hardcore oyuncusun abi. Sen Elden Ring'lerden falan sorarsan şey gelmeyebilir. Geri bilen adam için kolay oyun. Ha mesela. Ama çok zevkli. Hani keyifli. Şeyleri çok zevkli. Bir de ne oynuyor? Escape from Tarkov tabii ki de. Aa, sen gene başladın. Yine bir şey geldi değil mi o abi ona? Yine bir vibe geldi. Oyunun dengesini düzelttiler. Yani toparladılar oyun. Çok iyi toparladılar. Güzel. Ve bir anda hani zaten oyuncu sayısı, izleyici sayısı da bunu gösteriyor. Ama yeni gelen şey o kadar mı? O kadar. Ya o şöyle söyleyeyim. Bu deathmatch gibi bir şey de eklediler bir de ona galiba. O çok kötü. O şöyle söyleyeyim. Bir 3 gün oynadık. Bu ne? İh deyip bıraktık ve paralıydı bir de o. Düşün. Hani ha, ayrı mı satıyorlardı? Ayrı mı? Satıyorlar. Oho. Ben de henüz paket olduğu için bedava geldi ama şey değiştirdiler. Recoil de yani mermi sekmesini değiştirdiler. En dandik silah mesela yerden aldığın silah kullanamazdın oyunda. Veya kullansan bile hani sıkıp bekleyip öyle sıkarsın. Şimdi tarayabiliyorsun, tutabiliyorsun mermiyi. Yani niye bu kadar süredir bunu yapmadığımızı hala anlamıyorum. Bu kadar küçük bir değişiklik oyuna bir anda tekrar bağımlı olmamı sağladı. Mutlu değilim. Gece 3'e kadar oynamak istemiyorum. Abi... Ben de bu arada Anno 1800'e düştüm. Gece 3'lere kadar falan onu oynuyorum yani maalesef. Ben DLC'lerini hiçbirini oynamadım onların. Aa, DLC'lerde bayağı güzel içerikler var bazılarında. Ama yani hepsini alman gerekiyor. Yani bazıları o kadar da iyi değil şeyi çünkü ama beraber olunca oluyor. Subscription gibi bir şey. Şey sezon yani bir sezon 1, sezon 2, sezon 3, sezon 4 diye bölmüşler. İçinde 20 tane falan DLC var. Ha iyi tamam. Yani hani 20'sini tek tek almak yerine 4 tane alıyorsun falan gibi tamam, bir şey var. O da insancıl. Peki Ubisoft evet. Plus'ta var mı? Aa bilmiyorum bak onu. Ya Ubisoft Plus Türkiye'ye açılmadı da. Açıldı bu arada. Açıldı mı? Ya şöyle açıldı. PC'de VPN. Alamıyorsun. Yo VPN ha. Değil. Xbox.com'a gelip orada Ubisoft Plus'ı alıyorsun. Evet PC'de geçiyor. O güzel. Öyle işte. Mi oluyor acaba herkes? Ben de herkes öyle alıyor. Ben öyle öneriyorum. O zaman şey de var ya. Prince of Persia'da evet. Net o şekilde oynanır yani. Ben öyle öneriyorum zaten o yüzden net. Millete. Şey diyorum. Hani evet yani güzel oyun 800 TL de etmez. Evet, yani özlerim ama etmez. Değil gerçekten. $50 da değil yani. Hani yabancı adam için de çok şey. Tabii yani. $50 da değil. $30'luk bir 30-20 arası bir oyun diyelim. 20'ye de indim biraz. Evet. Ama Ubisoft Plus 180 TL. Onu alsan bir de Şubat'ta şey de çıkacak. Kimsenin asla oynamayacağı Skull and Bones da çıkacak. Ha, belki de evet. Onu da denersin. Bir de şey Mirage'ı denersin. Ha. 20-25 saatte bitirirsin Prince of Persia'yı. Geri kalan istediğin her şeye bakarsın. İşte bir ayda bütün içeriği emip ondan sonra görüşürüz abi deyip iptal edersin yani. Sevgili arkadaşlar etkinlik alanına geldim ama yukarısı bayağı mahşer yeri gibi. Şimdi görüntüleri de sizle paylaşacağım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. İnşallah hani bir yandan da hakikaten böyle video çekeyim etkinlikten 4070 süperleri falan filan böyle bir görüntüleyeyim falan diyordum. Nasıl olacak bilmiyorum. Birazdan kalabalığa gireceğim. Ben girdim Allah'ım sen çıkart beni gibi bir durum olacak. Bakalım. Yakaladığım insanlara bu aralar ne oynuyorlar diye sorayım dedim. Batu'ya zaten sorduk. Şimdi yanında bir başka Batu Ruhan var. Sevgili Baturhan, multiplayer'dan yükselen yıldızımız. Ne oynuyorsun abi bu aralar? Sen de beraber Prince of Persia'yı çok övdük ama başka bir şeye girdin mi? Güzel tesadüf oldu. Ben de ekran kartı upgrade dedim yeni işte. Pet Racing falan deneyeyim diye Cyberpunk'a daldım. Overdrive açtın mı? Açtım. Çok güzel. Efsane. Hayvan gibi iyi gözüküyor. Alan Wake 2'yi de oynadın değil mi sen? Oynadım ama yeni oynamadım tekrar yani. Pet Racing'le falan oynamadım. Yok ama şey diyenler vardı mesela. Yani daha iyi gözüküyor Alan Wake 2 diyenler var ama Cyberpunk RTS'i sanki daha iyi gözüküyor gibi geliyor bana. Çünkü hani daha ortam böyle ışıklı mışıklı bence falan şey ya. Bence karanlık yanıltıyor. Öyle mi? Alan Wake 2 de iyi gözüküyor ama karanlık olduğu için mi kötü geliyor? Bence o yüzden. Yani aydınlıkta Cyberpunk çok farklı. Evet. Farklı. Ya işte renkli ışıklar, işte yansımaları mesajları falan. Ya zaten ben Cyberpunk'ı ayrıca de seviyorum yani. O ayrı mevzu da. Güzel. Cyberpunk gibi bir şey değil. Hiç mi oynamamıştın sen? Başladım zamanla. İlk böyle teknik problemli falan çıktığı zaman Allah. Başladım. Sonra bıraktım. Ama hikayeyi falan bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. Center Liberty'yi de aldın mı? Aldım. Sakladım oyunu yani. Ben böyle hani sorunsuz temiz oynayacağım diye yeni nasip oldu. Şimdi başladım. Phantom Liberty'ye girebildiğim bir noktaya kadar ana hikayeyi ilerletmen lazım. Buradan izleyenlere de benim tavsiyem olsun. Ana hikayeyi o noktaya getirdiğinde Phantom Liberty'ye başlayabiliyorsun. O zaman başla. Çünkü... Tamam. Phantom Liberty ana hikayeden belki daha bile iyi olabilir yani. Bakalım, hem görsel olarak hem şu olarak. An çok iyi yani tecrübe. İnanılmaz. Şu an iyi gidiyorum. Şahane. Sevgili arkadaşlar darlamaya devam ediyorum insanları etkinlikte bu aralar ne oynuyorsunuz diye. Berkay yanımda. Abi, selamlar herkese umarım keyifler yerindedir. Ne oynuyorum mu? Evet bu aralar ne oynuyorsun? 2020'de abi, neyle girdin? Benim uzun yıllardan beri oynadığım ve bağımlısı deli gibi olduğum bir oyun var. Hearthstone.
Sen de mi ya? Bence mükemmel bir oyun. Bence herkes oynamalı. Özellikle böyle sürekli işte online oyunların rekabeti var ya. İşte evet. Takım kötü geldi, şu bitti bilmem ne. Orada öyle bir şey yok abi. İyiysen kazanıyorsun, kötüysen kaybediyorsun. Ama benim oynadığım Battleground. Çünkü diyecekler ki evet. Rank'ta kart alman gerekiyor. Aynen öyle. Kesinlikle tamam, para vermen lazım Rank'ta. Ama Battleground abi şey, ney? Daha adil değil daha yani. Adil. Evet. Kriparyan'ı biliyor musun? Twitch yayıncısı. Kriparyan diye bir... Of biliyorum abi. O da çok aynen Diablo 3'cüydü. Aynen öyle. Eskiden. Diğer oyunumda yine çok severek oynadım. Solus misali. Remnant 2. Çok iyi. Remnant 2 bir şey değil mi, gidiyor mu diye düşündüm ama... İlki gidiyordu. Remnant from the Ashes miydi? Neydi? Heh, öyle bir şeydi galiba. İkincisinde aynen. Öyle bir şey olabilir. Ama bu arada ilkinin kıymetini çok bilmemişlerdi. Ama zaman içerisinde abi, inanılmaz bir oyundu. Roguelite versiyonu falan da vardı. O kadar iyi ki oyun. Hani işte bu bossları keserken o kesememe mücadelesi. Evet. Mesela Dark Souls'ta benim sevmediğim kısım şu. Hata yaptın mı diyelim, evet. Mekanı tutturamadın mı? Bam yerdesin abi. Evet. Remnant de öyle değil. Remnant de biraz daha sanki bir tık daha sanki sen de bossmuşsun gibi hissettiğin zamanlar oluyor. Evet. Dolayısıyla daha hani senin de Allah kahretsin. Sen zaten aksiyon tarafında daha yatkın bir oyuncusun. Aynen yani. Aynen abi. Sürekli böyle dojo mükemmel yapmana gerek yok diyeyim yani. Gerek yok. Bu arada Hearthstone'la alakalı şeyi söyleyecektim ben de bu arada. Yani tam diyeceğin yerden vuracaktım. Sen zaten toparladın orayı. Hani kart alman gerekiyor. Ben yani kapalı betasında çok oynuyordum Hearthstone'u. Oh sen bayağı eskilerden. İlk çıktığı dönemde bayağı tamam. Benim böyle hani ama. Benim eşim de çok oynar bu arada. Bizim hakikaten yani en bağımlı olduğumuz oyun olur yani. Mobilde falan da hiç denedin mi? Denedim. Ben o tarafa hiç girmedim abi, ama. Abi ben bağımlısı oldum diye sildim falan. Ciddiyim abartmıyorum ya. Çok yok, gerçekten Hearthstone'un öyle bir etkisi vardı. Abi çok teşekkür ederim. Abi sen de çok sağ olasın. Teşekkür davet ettiğin için. Ne demek, her zaman. Görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar, yanımda Murat abi var. Murat Gamsız sevgili. Bu arada abi yani Greysel kanalının çok iyi oldu. Çok daha net bir biçimde takip ettiğimiz bir yer oldu. Ayrıca onu da söyleyecektim. Hazır yanımdayken seni şey için de arayacağım. Bu aralar ne oynuyorsun? Abi bu aralar Call of Duty oynuyoruz biz. Modern Warfare 3. 3 ve Warzone oynuyoruz. Ha çok. Warzone'da. İkisi birlikte. Çünkü zaten ikisini ayıramıyorsun çok fazla. Warzone'daki silahları geliştirmek evet. için Call of Duty oynaman lazım. Adamlar tezgahı güzel kurmuşlar. Evet bu arada. Klanımız var. O yüzden biz kendi klanımızda işte giriyoruz. Kimler varsa ve Warzone oynuyoruz. Battle Royale'ci değiliz aslında çok fazla ama ekiple gelince zevkli oluyor. Zevkli oluyor. Zaten gerçi ama şöyle bir şey de yok mu abi? Yani arkadaşlarınla oynayınca ekiple girince her şey de aslında birazcık... Tabii yani öyle. Yani satranç da oynasan biraz olacaksın. Modern Warfare 3'ü bu arada çok eleştirilen yanı vardı ama sanıyorum ki single player'da rütü. Multiplayer'da hiç problem. Abi, single player başlıyor bitiyor. Evet. Ve sen full oyun parası vermiş oluyorsun. Doğru. O yüzden insanlar haklı olarak kızdılar. Yeni bir şey yok. Farklı. Ama Battlefield 2042 miydi en son evet, çıkan? Onun gibi bir sıkıntısı da olmadı galiba değil mi? Böyle işte aman attığımız mermi gitmiyor, şöyle yok, bir şey olmuyor falan. Teknik sıkıntısı yoktu. İçerik sıkıntısı vardı. Bir de aynı eski haritaları falan getirdiler. Yani yeni oyun hissiyatı çok az. Çok az. O yüzden. Ama yani FIFA gibi biraz aslında. Aslında biraz öyle evet. Nihayet etkinlikten çıkabildik. Vallahi arkadaşlar yani çok seviyorum bir araya gelmeyi insanlarla falan. Çünkü çok ciddi bir sevgi gösteriyorlar falan ama vallahi yoruluyorum. Muhabbeti gülerken buralarım ağrıyor. Sevgili Baturan da bu arada sağ olsun hani atayım seni abi metrobüse kadar dedi. Dedim Beylikdüzü'ne götür o kadar seviyorsan. Abi o kadar sevmiyorum dedi sağ olsun. Baturan bu arada sen ciddi ciddi yeni aldığın ekran kartı iade edip. Evet. Yani hani süper serisinden alacak. Kötü evet. zamanladım ben biraz ekran evet. kartı alışverişini. Şey, hemen de üstüne yenisi çıkınca. Evet. Ama iade süresi dolmadan bir operasyon yapacağım. İadeni gider alırsın abi daha iyisine yani. Kullandığın yanında kar kalır. Velhasıl kelam yani. Yanlış yönlendiriyoruz değil mi insanları? Hayır hakkın abi sonuçta beğenmediğin anda da verebiliyorsun yani nihayetinde. Daha iyisi çıktı abi. Aynı fiyatı daha iyisini alabiliyorsan onu alırsın yani. Ki hakikaten 4070 süper yani süper serisiyle genel itibariyle şimdi önümüzdeki günlerde 4080 ve 4070 Ti'nin süperleri de çıkacak. Yani hani şey olmuş. Yeniden bir soluk verdiler aslında 4000 serisinde. Bu arada daha net bir biçimde yüksek çözünürlüğe vesaire falan geçmek konusunda performansın artacağını falan da söylüyordu. Batu da diyordu yani hani ya artık hani ben hala 1080p'ciyim ama 2K'da 4K'da vesaire de gidiyor artık insanlar falan. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek merak da ediyorum. Çok da ya ben de açıkçası oyun oynuyorum ama takip de etmiyorum. Yani bilmiyorum sen takip ediyor musun normal teknolojilerini? Donanım. Şimdi yakın zamanda takip etmeye başladım yeni aldığım için. Biraz araştırdım da böyle hani bir şey almıyorsam aynen. bakmıyorum pek. Ben de o mantıktayım. Yeni bir şey çıktığı zaman bakıyorum hani şey diye öğreneyim diye biraz da bakıyorum yani şey olsun diye değil yani uzmanlığım olsun diye değil. Zaten hiçbir zaman uzmanlığım olmayacak da sonuçta oyun oynayan bir insan ekran kartından da azıcık anlaması gerekiyor falan gibi evet. hissediyor. 4080 süperlerin performansları vesaireleri falan da böyle ince ince yabancı medyada düşmeye de başlamış.
Yani böyle bir şey de olacak. Velhasıl kelam yani işte bu etkinlik için çağırdılar. İtopya'nın sponsorluğunda da olmuştu. Hani bu her birine de teşekkür ediyorum bu arada ya. Hem Nvidia hem de İtopya hani 2023 senesinde de çok fazla desteklediler. Onlar sayesinde de aslında biraz daha rahatlıkla yapıyorum falan filan. O sponsorla teşekkür ettik. Bugün de böyle tamamlar mıyız? Evde ben gene bir şey çekerim. Çünkü daha benim 2 saat falan bir metrobüs yolum var. Eve sağ salim gittiğimi de görürsünüz arkadaşlar ama böyle bakalım. Benim hakikaten ya. Şu an aydınlık ama eve gidince bayağı bildiğin yemek de yok. Ne yapacağız bilmiyorum ama vlog böyle bitiyor değil mi? Yıkık. Tam bir yıkık şekilde vlog bitiriyorum. Yok burada bitirmiyoruz. Evde gene konuşuruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Nihayetinde günü bitiriyoruz. Yani geldiğimiz nokta budur. Sokak lambaları da yanmıyorlar sağ olsunlar. Yüzümü aydınlatmadıklarını görmeyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Güzel bir gün oldu. Ama işte günün sonuna yaklaştıkça ve enerjim azalmaya başladıkça, enerjim düşmeye başladıkça şeyi de hissediyorum. Ulan çektiğim her şey düzgün oldu mu? Acaba şey falan hani ya nasıl bir video çıkacak çok bilmiyorum. Artık izleyeceksiniz, karar vereceksiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Benim için keyifli bir gündü. Etkinlik kalabalık da olduğu için aslında normal şartlarda iyice yokuz ya. Şu an bildiğin yokuz yani. Sıkıntı yok. Duyuyorsunuz sonuçta beni. Toparlayacak az ileride ışıklar var. Neyse. Çok hani belki ekstradan çekebileceğim şeyleri falan da çekemedim. Gerçekten size birazcık daha 4.70'leri de daha fazla göstermek istedim ama videonun bir kısmına gerekiyorsa ek yaparım ya bu arada. Hadi kurkuda bazı şeyler toparlanacak. Epey bir yol geldim metrobüste ama metrobüste indikten sonra da eve yürüme mesafesi var ya. Hani ben hani hızlı yürüyen bir insanım. Her şeyi hızlı yapıyorum ben biliyorsunuz bazı şeyler hariç. Hızlı konuşuyorum, hızlı yürüyorum. Velhasıl kelam böyle. Bana eşlik ettiğiniz için bugün de teşekkür ederim. Umarım ki daha da keyifli pek çok videoda görüşmeye devam ederiz ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Artık evime girmem lazım. Hoşçakalın.